İsrail seçimini yaptı. Erken genel seçimde yarış başa baş geçti. İsrail'de seçim barajı %3,25. Bu nedenle bir partinin tek başına iktidar olması oldukça zor. Netanyahu bunu göz önünde bulundurarak sağ partilerle işbirliğine gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre hem Netanyahu hem de rakibi Gantz mecliste 35'er sandalye kazandı. İki lider de zaferini ilan etti. זהו יום היסטורי למעלה ממיליון אנשים בחרו היום כחול לבן. Ancak Netanyahu'nun kurduğu sağ ittifak onun için bir avantaj. İttifaktaki partilerle birlikte koltuk sayısını 61'e tamamlayabilir. Böylece koalisyon hükümeti kurabilme şansı yüksek. Yine de son sözü İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin söyleyecek. Rivlin meclise girmeye hak kazanan partilerle görüşmeye başlayacak. Koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere bu görevi verecek. Kararını ise seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından açıklayacak. Seçmen iki devletli çözümü savunanlara oy vermedi. Seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu iki ittifak da vardı. Partilerin 6 veya 7 sandalye kazandığı tahmin ediliyor. Filistin'den gelen ilk tepki ise hiçbir şeyin değişmeyeceğine işaret ediyordu. The real issue in these elections tonight were not a vote in economic issues, social issues, religious issues. It was a vote on maintaining the status quo as far as the Palestinians are concerned. Irkçı yaklaşım sadece sandık sonuçlarında kendini göstermedi. Arapların yaşadığı bölgelerdeki seçim merkezlerinde büyük bir skandala imza atıldı. Okullara gizli kamera yerleştirildi. Binden fazla kişi izinsizce kaydedildi. Yakalananlar kendilerini Netanyahu'nun partisinin görevlendirdiğini söylüyordu. Netanyahu ise bir anlamda skandala arka çıktı. (Gülüyor)